Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Ukrayna-Rusya savaşında yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna siyahları Rus savaş gemisini Türkiye'nin açıklarında Türkiye'ye yakın bir mesafede vurduğu iddia edildi. Ukrayna basınında, Rus basınında. Önemli. İlk kez bir Rus savaş gemisi, Rus keşif gemisi Türkiye'ye yakın İstanbul Boğazı'na 40 deniz mili yakınlığında geçerken İHA'lar SİHA'larca Ukrayna İHA'ları SİHA'ları tarafından vurulduğu ve şu an itibariyle hasarın ne durumda olduğu bilinmiyor. Gemi battı mı, yoksa gemi ağır hasarlı mı, yoksa gemi hafif hasarlı mı, ne durumda olduğu bilinmiyor. Ama bölgede çok daha büyüyen gerilimlerin yaşanacağı ve bunun beklendiği iddia ediliyor. Ulan oğlum, bizim burnumuzun dibinden uzaklaşın. Gidin, nerede vuruşuyorsanız vuruşun. Zorla bizi bir savaşın içine çekmeye çalışıyor. Küreselci Amerika, İngiltere, yamyam Avrupa. İlla ki Türkiye'ye bu savaştan bir bulaştırma derdindeler. Böylesin boş bir adım değil. Şimdi Rusya'nın bu savaş keşif gemisini, arkadaki fotoğrafını görüyorsunuz. Sabah 5.30 saatlerinde gerçekleşen bu saldırı iddiasıyla beraber bölgede acil durum seviyesinde her şey bir anda yukarıya çıktı. Bir tarafta Rus savaş gemileri, Rus ordusu, Rus hava gücü. Diğer tarafta Ukrayna, tabii arkasında Amerika, İngiltere, Avrupa ve tabii ki Türkiye. Hani bu savaşın ilk zamanlarında bir fotoğraf görüyorduk bolca. Fotoğraflar, videolar. Ukrayna traktör birliği yolda kalan, bırakılıp terk edilen, vurulan Rus tanklarını, zırhlı araçlarını falan hop gancayı atıp Rus hava savunmalarını, S-300'leri, S-400'leri gancayı atıyor. Traktör taka 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 çekip götürüyordu. Bunun bir benzeri de Rus savaş gemisine olur mu? Ukrayna traktör birliği savaş gemisini alıp Ukrayna'ya kadar götürür mü? Götürür mü? Götürmez mi? Bakalım ilerleyen zamanda ne olacağını göreceğiz. Bilal Feyza sizin için takibe devam. Geçiyorum Sudan'a. Sudan'da sevgili dostlar, son durumlar nedir? Ne oluyor? Ne bitiyor? Kimler kimlerle beraber? Kimler neler yapıyor? Sudan. Sudan'da sevgili dostlar, biliyorsunuz Başkan Burhan'a Sudan Başkan Yardımcısı darbe yapmaya çalışırdı. Sudan'da 2 aya yakındır maalesef iç savaş yaşanmakta. Bu bağlamda Sudan Başkanı Burhan, tabii Türkiye ile ilişkileri çok iyi. O bir tarafında Türkiye ile ilişkileri iyi ama o bir tarafın başka birileriyle ilişkileri daha iyi. Kiminle mi? Kim? Bilmişsinizdir. İsrail. Bu Sudan kaosunda en karlı çıkacak olan ülkenin İsrail olduğu iddia ediliyor Arap basınında. Çünkü Sudan'daki altın maden yatakları, Sudan altınları İsrail'e gidiyor. Çok çok düşük fiyatlara ve Mısır zayıflatılıyor. Mısır Türkiye ile normalleşmesini acilen hızlandırması lazım. Onun için Mısır Türkiye'deki seçimleri bekliyor. Şimdi Sudan'da sevgili dostlar, Sudan Başkanı Burhan ve Sudan Başkan Yardımcısı Hamidati'nin İsrail Mossad şefiyle gizli gizli görüşme yaptıkları ortaya çıktı. Arap basını yaptığı haberde geçen sene İsrail Mossad şefi Sudan'a çokça geldi gitti ve Sudan Başkan Yardımcısı Hamidati ile bol bol antlaşmalara imzalar attı. Tabii gizli antlaşmaların da olduğu. Bu gizli antlaşmalar içinde Sudan altınlarının Hamidati'nin örgütlediği şirketler tarafından çıkarılıp ve çok çok ucuz fiyata İsrail'e verildiği, satıldığı, İsrail'in de Hamidati'ye ne vaat ettiği, ne mi? Anlamışsınızdır. Sudan Başkanlığı. Sen bize Sudan altınlarını ver. Sen bize Kızıldeniz'de boylu boyunca bir güvenlik ver. Sen bize Sudan'da İsrail'e rahat hareket etme güvencesi ver. Biz de sana Sudan Başkanlığını garanti edelim dediği iddia ediliyor Arap basınında. Aynı İsrail'in, hatırlayın, Libya'da darbeci Hafter'e inanılmaz desteği vardı. Durmadan pohpohluyordu. Hadi darbe yap, şunu yap, seni Libya başkanı yapacağız, o olacak, bu olacak diyorlardı. Ama ve lakin karşılarında bir güç dikildi Libya'da. Tüm bu zangoçların. Kim mi? Türkler. Türkiye Libya'da ortaya çıktı. Türkiye'nin Libya'da ortaya çıkmasıyla beraber Libya'da tüm dengeler alt üst oldu. Tüm kurdukları planları başlarına geçirdik. Libya Libyalılarındır. Libya Türkiye ile çok çok yakın ilişkileri var. Libya Türkiye ile kardeştir. Bunun bir benzeri de inşallah yakın zamanda Sudan'da gerçekleşecektir. Hele ki şu seçimi bir atlatalım, Türkiye'deki seçimler bilsin. Türkler Sudan'da da tüm dengeleri alt üst edecektir. Tüm kurulan planları alt üst edecektir. İnşallah. Türk siyahları bu darbecileri çıktığı deliğe geri gomçurta gomçurta sokacak.
Yeni gömçürtme rotası belirleniyor. Neresi? Sudan'daki davuşuk kavalar. Hazırlanın bakalım. Kim ki Türkiye'nin Libya'da, Sudan'da, Somali'de, Afrika'da attığı adımların önüne geçmeye çalışıyorsa büyük Türkiye idealleri çerçevesinde ilerlemeyenlerdir. Bizler her daim atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafında durmadan Türk devlet haklı ilerlemeye, gömçürtmeye devam. Yeni rota Sudan. Pambıklar hazır mı? Hazır. Tıpalar? Oo, bolca var. Daha neler var neler. İsrail demişken devam ediyorum İsrail'le. İsrail tanker uçakları Yunan jetlerine havada yakıt ikmali tatbikatı yaptılar. Hop. Evet. İsrail-Yunan yakınlaşması devam ediyor. İsrail tanker uçakları 60 tane Yunan savaş jetine havada yakıt ikmali yaparak hani bir nevi ortak güç birliği yaptılar. Yunanistan'ın tanker uçakları yok mu? Galiba yok. Bilen dostlar yazsınlar. Ama ve lakin İsrail bu adımla beraber Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Yunan hava kuvvetlerine bir nevi destek olmuş oluyor. Kime karşı? Kime karşı olacak? Tabii ki Türkiye'ye karşı. Türkiye halihazırda Katar'la, Pakistan'la, Azerbaycan'la ortak tatbikatlarımız devam ediyor. Dün sizlere bu tatbikatlardan Türkiye-Katar tatbikatını anlatmış ve aktarmıştım. Bunun bir benzerini de Yunanistan, Amerika'yla, Fransa'yla, İngiltere'yle ve İsrail'le devam ediyor. Yunan basın arkadaki haritayı paylaşarak da aynen şunu diyor. Girit açıklarında ve Mora Yarımadası açıklarında hava tatbikatı icra ettik. İsrail'le beraber buralarda çok güçlü gelişmeler olabilir ilerleyen zamanda. Türkiye ile, Libya ile, Yunanistan MEP antlaşması kavgası olacak mı? Evet. Biliyorsunuz Yunanistan Libya'nın MEP alanını işgal ediyor. Türkiye geldi, nah edersin dedi, defol dedi. Buralar Libya'nındır, buralar Libya'nın mavi vatanıdır. Tabii ki Libya'nın mavi vatanı Türk'ün korumasında, bizim korumamızda dedik. Ve Yunan, İsrail ile, Amerika ile, Fransa ile, Avrupa ile bu bölgelerdeki büyük bir gerilime hazırlanıyor. Yunan en son Tayfun'u kaldırıp ikinci defa göstermiştik. Bu gösterimin ardından İsrail apar topar acilen Yunan'ın yanına gitti. Korkma ya, ben seninle beraberim, korkma, bir şeyler yaparak elbet, ya dur sıkma canını ya dur diye teselli etti acaba. İstediğini yapsın, istediğini etsin. Vakti ve saati geldiğinde her şey ama her şey olacağına varacak. Evet Allah. Amerika neye hazırlanıyor dedirtecek bir haber. Amerikan basını arkada manşet haberi görüyorsunuz. Amerika'da senatörlere uydu telefonu verilmeye başlandı. Uydu telefonu? Hayırdır lan, ne oluyor? Amerika'da 100 senatör var, 50 senatöre uydu telefonu verildi ve herhangi bir gelişmede normal telefonların, işte cep telefonu, işte hatlı telefonların çalışmayacağı, bu noktada uydu telefonlarının her durumda çalışmasından dolayı senatörlere uydu telefonu verilmeye başlandı Amerika tarafından. Birileri bir şeyleri planlıyor. Geliyor gelmekte olan denilebilir. Küreselciler büyük resetlemeye, big resete hazırlanıyor iddiaları. Amerika, Çin, Rusya, Pasifik Okyanusu'nda büyük bir savaşın öncesinde hazırlıklar, senatörler, aha da telefonlar. Evet sevgili dostlar, her daim size diyorum ya, bu küreselciler bir yere bir şeyden bir ateş çıkaracaklar, onun hazırlıklarını harıl harıl yapıyorlar. Ya Amerikan içinde bir arınma gecesi başlayacak, tüm senatörler sığınaklara girecekler, ne bileyim ben sağa sola gidecekler, tüm iletişim hatları kesilecek, ya nükleer füzeler ateşlenecek, tüm iletişim hatları çökecek, o olacak bu olacak ama bir şeylerin hazırlığının yapıldığı iddia ediliyor. Zaten görünen köy kılavuz istemez derler ya. Allah dünyadaki tüm masumları ve mazlumları bu şeytanların şerlerinden korusun. Azmenecek milletimizi bu şeytanların şerlerinden korusun. Tabii küreselciler demişken küreselcilerle devam ediyorum. Çok ilginç bir haber. Yine manşet arkada görüyorsunuz. Hani adeta şunu dedirtiyor insanlara. Küreselciler hayvanlardan ordu mu kuruyor? Hop. Bir dakika Bilal Feyza, ne diyorsun? Ben demiyorum. Ahan da manşetler arkada, dünya basını söylüyor. Peki ne oluyor? Balinalar teknelere saldırmaya başladı. Özellikle kutuplarda balinalar teknelere saldırıyor ve bunu sürü halinde de yapmaya başladılar. Birçok balina tekneleri vurup batırmaya başladı. Çok tehlikeli gelişmeler yaşanıyor kutuplarda. Ve bu balinalar teknelere saldırıyorlar. Ayrıca sevgili dostlar, bu saldırıları birbirlerine öğretmeye başladılar, saldırı taktiklerini. Hani sürü psikolojisi diyorsun, o diyorsun, bu diyorsun ama balinanın biri saldırıyor, bir teknik geliştiriyor. Nasıl tekneye saldırılır, neresi zayıf yeri, neresi güç yeri, nereden vurulur falan. Ve diğerlerine de öğretiyor. Diğer balinalar da bu balinadan eğitim alıyor. Orko balinaları Avrupa'da, okyanuslarda, kutuplarda birçok tekneye saldırıp batırdılar.
Bilim adamları diyor ki can yanmış balinalar bu saldırıları yapabilir, organize olabilirler, birbirlerine öğretebilirler. Ama işin bir de diğer tarafı var. Şeytani küreselci kafalar. Sözde bilimsel çalışmalarla yeni bir tür silah mı yapıyorlar? Hayvanlardan. Denizlerdeki balinalar, katil balinalar, işte büyük köpek balıkları üzerine yapılan deneysel çalışmalarla beraber bu hayvanlara bir şey mi enjekte ediyorlar, bir şey mi yerleştiriyorlar, bir cihazlar mı koyuyorlar falan, bu hayvanların tüm zihinsel kontrollerini ele geçirip teknelere saldırtma, onu yapma, bunu yapma, bu balinaları, köpek balıklarını, denizlerdeki büyük hayvanları bir silah gibi kullanmaya mı başlıyor küreselci, şeytani, siyonist kafalar? Bugün denizler, yarın karada, daha sonra havada bu büyük yırtıcı kuşları, büyük kuşları, büyük hayvanları zihinlerini kontrol edip bilimsel sözde çalışmalarla onlara yerleştirilecek olan çipler, onlar bunlar işte yapılan aşılar, maşılar, farklı hamlelerle tüm bu hayvanlardan büyük dev bir ordu mu oluşturmaya çalışıyor bu şeytani kafalar? Yarın bir gün sürü halinde hayvanlar insanlara saldırmaya başlarsa, şehirlere saldırmaya başlarsa, kasabalara saldırmaya başlarsa, bu haberleri de duymaya başlarsak hiç ama hiç şaşırmayın. Bilal Feyza demişti dersiniz. Allah korusun, Allah cümlemizi bu şeytanların şerlerinden korusun. Almanya, Alman milletvekili Erdoğan korkusundan tangır tungur, apır tupur konuşmaya başladı. Ne diyor? Arkada görüyorsunuz fotoğrafını, Alman milletvekili yaptığı açıklamada Erdoğan Kıbrıs'ı ve Yunanistan'ı İHA'larla, SİHA'larla adeta esir aldı. Yunan Hava Kuvvetleri, Rumların helikopterleri kafasını kaldıramıyor çünkü depelerinde onlarca, yüzlerce Türk İHA'sı, SİHA'sı görev yapıyor, 7-24 uçuyor diyor. Ehem de bu Alman Zangonç milletvekili. Alman Federal Meclis Üyesi Norbert Röttgen yaptığı açıklamada Erdoğan bu tehlikeli hamlelerle beraber seçimden sonra tekrar Türkiye'nin başına gelirse çok daha büyük gerilimler Kıbrıs Rumlarını ve Yunanistan'ı bekliyor dedi. Alaman'ın Hans'ı. Ve dahi şöyle diyorlar, Türkiye Kafkasya'dan Libya'ya her tarafta ama her tarafta varlar, bu gerilimi daha da yükseltecekler. Adamlara bak ya, Alaman'ın Hans'ına bak. Ta oradan can kardeş Azerbaycan'ın Karabağ'ına karışıyor. Libya'ya karışıyor. Suriye'ye karışıyor. Irak'a karışıyor. Balkanlara karışıyor. Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e karışıyor. Kıbrıs'a karışıyor. Atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafına karışıyor. Ulan siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Sizin ağa babalarınızı yedi düveli yerin dibine sokup sokup çıkardık. Yine sokar sokar çıkarırız evelallah. Bizler bir şehit olur bin doğarız. Ama velakin hiçbir güç bize Allah'tan başka baş eğdiremez. Ulan Alman Federal Meclisi'nin üyesi Norbert Röttgen, bize zorla Röttgen'ini çektirme. Ulan senin var ya, Röttgen'inden girer, MR'ından çıkarız. Hans'tan Hans'tığını bil. Zorla seni Helga yaptırmayalım. Hele durun siz, vaktiniz eğden eğiye yaklaşıyor. Hemen Hans Zirtaki'nin eteğini zıkı tut. Ve Türk dünyası, Kazakistan Türkiye çok kritik bir antlaşma daha hayata geçiyor. Kazakistan Türkiye arasında gümrüklerdeki bu işlemler, gümrük işlemleri olabildiğince hafifletiliyor. Çok daha rahat şekilde karşılıklı olaraktan gümrüklerden geçişler, ticari malların geçişleri, her alanda hamle. Önemli, çok önemli. Kazakistan ve Türkiye gümrük kontrollerini basitleştiriyor. Kazakistan Meclisi Türkiye ile gümrük kontrollerinin basitleştirilmesi antlaşmasını onayladı. Elhamdülillah. Vatana, millete, tüm Türk dünyasına hayırlı uğurlu olsun. Söz konusu anlaşmayla beraber Kazakistan Türkiye arasında artık trafik çok daha rahat olacaktır. Ticari malların, kamyonlar, tırlar işte daha rahat hareket edeceklerdir. Ve diğer taraftan her iki tarafında vatandaşları daha rahat seyahat etme önümüz açıldı. Türk dünyası birleşiyor. Türk dünyası birileri bir araya getiriyor. Sizlere her daim dediğim gibi bizler dilde bir, dinde bir, hakta bir, yolda bir, orduda bir, eğitimde bir, sağlıkta bir, ticarette bir, ekonomide bir, her şeyde birlerimiz var. Bu bağlamda bu kadar birler içinde ne güzellikler doğar, varın siz düşünün ve dahi doğuyor da Allah'ın izniyle. Öyleyse Türkiye, Kazakistan, Türkiye, Türk dünyası, Türkiye, İslam dünyası ve hatta Müslüman olmasalar da bizimle beraber yürüyen milletler, devletler. Bir ve beraber ileri, daim ileri. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef Kızılenma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zarf eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.